İş kanunu işverene bir işçi üzerinde ve iş yeri üzerinde bir denetim hakkı vermiştir. Fakat tabii ki bir taraftan da işçinin kişilik hakları, özel hayatının gizliliğinin ihlal edilmemesi yükümlülüğü, kişisel verilerin gizliliği gibi anayasadan kaynaklanan, iş kanunundan daha çok daha yüksek olan temel hukuk ilkelerinden kaynaklanan hakları vardır. Bu durumda aradaki dengeyi çok iyi kurmak gerekir. İşverenin tabii ki iş yerinin güvenliği, işin güvenliği, kendi ticari sırlarının güvenliği gereği bu tür kontrolleri yapması gerekir. Yapmamış olması belli bazı hukuki yaptırımlara uğramasına bile neden olabilir. Ancak bunu yaparken öncelikle işçinin kişisel haklarının zarara uğramaması gerekir. Bunun için de benim tavsiyem genellikle işçiye mutlaka ve mutlaka nelerin izlendiğinin, nelerin denetlendiğinin haber verilmesi gerekir. Yani işveren bir iş yerinde tabii ki e-postaları kaydedebilir, loglayabilir, tutabilir. Bir iş yerinde bir işveren tabii ki o iş yerindeki internet hareketlerini, get post bilgilerini, iç IP dağıtım loglarını tutabilir. Hatta ve hatta 5651 sayılı yasa gereği tutmak zorundadır. Ama bunu yaparken işçiye mutlaka bunların tutulduğu, dolayısıyla bu bilgisayarlarda kişisel, başkalarının duymasından rahatsız olacağı, başkalarının eline geçmesini sorun yaratacağı hiçbir veriyi tutmaması, hiçbir işlemin yapılmaması konusunda uyarılması gerekir. Bu tür kayıtların işçiden gizli olarak yapılması, kişisel verilerin saklanması anlamına gelebileceği gibi aynı zamanda iletişimin gizliliğinin engellenmesi, bozulması suçunu oluşturabilecektir. Çünkü burada tabii ki insanların eşleriyle, arkadaşlarıyla ya da alacaklılarıyla, borçlarıyla, doktorlarıyla yapacakları yazışmalar, çeşitli kayıtlar bulunabilecektir. Ya da aynı şekilde belki işçi buradan banka kanalıyla bir işlem yapacak, şifresini kullanacak, e-mail şifresini kullanacaktır. Dolayısıyla işveren mutlaka işçiyi bunların tutuluna dair uyarmalıdır. İşverenin buradaki ikinci yükümlülüğü de bu verileri sadece ve sadece iş yerinin ve işin güvenliğini sağlamak için kullanmasıdır. Yani bu verilerin hiçbir şekilde farklı amaçlarla kullanılmaması, üçüncü şahıslara verilmemesi gerekir. Bunun gizliliğini sağlamak da yine işverenin yükümlülüklerinden biridir. Örneğin yaşamış olduğumuz bir olayda iş yerinin bilgi işlem departmanından bir kişi, yine iş yerinin çalışanlarından birisinin loglarını sadece kendi aralarındaki kişisel bir anlaşmazlıktan dolayı başka kişilere açıklamış ve burada da işverenin sorumluluğunun doğmasının engellenmesi maalesef mümkün olmamıştır. Çünkü işveren bu kayıtları tutarken, böyle bir hakkı varken aynı zamanda bunların gizliliğini sağlamak yükümlülüğüne de altındadır. Aynı zamanda tabii ki Borçlar Kanunu'nun 55. maddesi işverene kendi işçisinin yapmış olduğu fiillerden kaynaklanan zararları tazmin etme yükümlülüğü getirmektedir. Bu nedenle iş yerinde tutulan kayıtların bir şekilde açıklanması, kötü amaçlarla kullanılması durumunda eğer bir kişi zarar gördüyse buradan kaynaklanan zararı da işveren tazmin etmekle yükümlüdür.